Atilla Uras değil mi? İsimler gerçekten geçen gün söylediğim gibi Rus romanı gibi bir sürü isim yani. kaymış. Atilla Uras'ın kızı demişti ki Yasemin Ura, e, Yasemin, Yasemin Uras, e, bizim de demişti otelimizin satın alınmasının ardından Cihan Ekşioğlu otele tankla girdi demişti. Yani bu bizim şey olacağımız bir şey değil. Devletin tankın başka bir şey mi onu bilmiyoruz ama bu bizim niye için niye önemli? Cihan Ekşioğlu'nun yapmış olduğu çalıştığı sektör açısından önemli. Cihan Ekşioğlu Ekba Holding Başkanı yazıyor. Yazın Google'a hemen araştırma. Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı. <laughs> Özür dilerim. Bu yönetim kurulu en nihayetinde altında bazı sektörel şirketleri barındırıyor. Ve bu sektörel şirketlerle özellikle öne çıktığı iki sektör var. Bir savunma sanayi, iki inşaat. Zaten Ekşioğlu denilince aslında hep birbirine karışıyor. Aslında Türkiye'de 350 bin tane Ekşioğlu var. 250 bininin Türkiye'de, 100 binin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok geniş bir aile ve birbirinden farklı şehirlerde olan bir aile. Bizim sözünü ettiğimiz Cihan Ekşioğlu ordu doğumlu olan. Nereye bağlanacaksan ordu meselesini özellikle emin <laughs> <laughs> biliyorsun. Son dönemde bir iddia daha var. Kendisinin Cihan Ekşioğlu'nun pasaportunu iptal ettiği, hakkında soruşturmalar yürütüldüğüne dair iddialar var. Şimdi e, burada birkaç şey daha söyleyeceğim. Önemli noktalardan bir tanesi Sedat Peker'in iddiaların arkasından çünkü Sedat Peker şunu demişti Cihan Ekşioğlu'na da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tabii ki işaret ederek koruma verildiği, koruma grubu verildiği vesaire araç verildiği gibi iddialarda bulunmuştu. Biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve dedi ki pardon İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı özür dilerim İçişleri Bakanlığı'na bağlı koruma verildiğini doğruladı. Hatta koruma bir kere iptal edilmiş sonra tekrar verilmiş falan. Yani 2019'da korumanın iptal edildiği söylendi. Fakat tekrar not düşerek söylüyorum. Sadece Sedat Peker değil başka kaynaklar da Cihan Ekşioğlu'nun etrafında böyle bir orduyla gezdiğine dair şeyler söylüyorlar. Bunun ötesinde küçük bir magazin ee, Cihan Ekşioğlu dediğimiz kaç yaşında bu kadar tartıştığımız iş adamı? Kaç yaşında biliyor musunuz? Genç gibi gözüküyor. 81 doğumlu. Evet, 40 yaşında. Ondan sonra yani bir yeni... İş adamı isteseniz de genç genç çağında bir iş adamı çeşitli magazin basınında konu olmuş falan filan onları geçiyorum. Beni ilgilendiren başka bir tarafı var. Bir tanesi şunu not etmek istiyorum bugün açığa çıkan belgelerle ilgili olarak bir kere e, Enis Berberoğlu'nun yaptığı beni korkutan bir açıklama var. Evet. Ne Enis Berberoğlu ile Enis Berberoğlu'nun hepimizi aslında endişeye sevk etmesi gereken bir açıklama. Doğruysa daha üzerine düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü bunu bize düşündüren doneler var. Diyor ki Enis Berberoğlu hiç şey yaparak söylemiyor. Benim bir arkadaşım SBK'nın yanına gitti diyor Sezgin Baran Korkmaz'ın. Sezgin Baran Korkmaz ona bir gösteri olarak diyor özetle. Şunu yaptı diyor. Numaran kaç senin? Demiş arkadaşım, almış son yaptığı WhatsApp konuşmalarını göstermiş. Yani numarasını, karşısındaki insanın numarasını girmiş elindeki sisteme ve karşısındaki insanın bütün WhatsApp konuşmaları önüne dökülmüş. Bak demiş, ne demiş? E, bu kork korkutmuş benim arkadaşım. Demiş. Şimdi bir insanda nasıl Sezgin Baran Korkmaz'ı kastediyorum? Ancak devletlerin sahip olabileceği, istihbaratların bir istihbarat örgütlerinin sahip olabileceği bir WhatsApp izleme sistemi olabilir e, diye düşünüyorsunuz. Buradan baktığınızda aklınıza enteresan bir ayrıntı geliyor. Can yani Ekşi'nin verdiği röportajlardan biri var. Görmüşsünüzdür siz de magazin dergilerinden bir tanesinde. Orada verdiği röportajda özellikle diyor ki biz Türkiye'ye bir sistem getiriyoruz. WhatsApp gibi özellikle e, sosyal iletişim araçlarını bu sistemler sayesinde izleniyor. He, biz izlemiyoruz, devlete satıyoruz bunu, devlet izliyor diyor. Acaba bu sistem, bu iki fotoğraf yan yana konulduğunda, acaba bazı insanların da devletin içerisinde gücü olan bazı insanların da kullanımına Açılmış tabii ki istismar edilerek. O zaman benim aklıma şu geliyor. Süleyman Soylu'nun milletvekillerinin bütün görüşmeleri ve mahremleri bende gizli ama görevim gereği açıklayamam demişti. Dolayısıyla acaba böyle yazılımlar mı kullanıyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Soru. Bilmiyorum, i̇şte ona soru. da cevap verirse hayır bizde böyle bir yazılım yok. Ama, asla böyle bir şey almadık diye Sayın Soylu. Onu da yayınlarız. Ama Türkiye'de bu bir... Türkiye için bir güvenlik meselesidir. Orada e, İlis Berberoğlu lafını keseceğim ama çok kısa önemli bir şey daha söylüyor. Diyor ki bunun sorumluluğu diyor devlettedir diyor. Nasıl olup da diyor bizim özel bilgilerimizi e, okuyabilen ya da e, açık yani e, yükleyebilen bir sistem devletin içindeki bir takım mafyaların mafya gruplarının ya da mafyozu adamların elinde olur. Ve bu nasıl buna göz yumulabilir diyor devlet. Şimdi o da önemli ya. bence. Bir şey yaptım. Bir fotoğraf çıkardım. Hı hı. Şimdi bu fotoğrafta beni ilgilendiren kısmı şu. Ben son dönemde bu Sedat Peker meselesinde eksenin kaymış olmasından hı hı. endişe ediyorum. Endişe ettiğim şeyin şöyle özetleyeyim. Sedat Peker ne bir kahramanlaştırmalı ne de söyledikleri tam tersine önemsizleştirilmeli. Kahramanlaştırılmasında önemsizleştirilmesinde handikapları var. Öte yandan Geçen programda zaten ben tavrımı burada ortaya koydum. Bizi, beni hiç magaziner kısmı ilgilendirmiyor benim mesela. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak, tek bir birey olarak burada suç unsuru içeren şeylerin toplumun suçlarından arınması için bir karini olarak alınması ve bu işin üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kafayla ben geçen sefer bakın burada yanlış yapıldı dedikten sonra şöyle bir şey yaptım bu iki gün içinde. Sedat Peker ne demişti? Ekşioğlu, Cihan Ekşioğlu bir de Burak Başlılar ismini koymuştu dikkat ederseniz ortaya. Demişti ki ikisinin de Süleyman Soylu'nun himayesinde olduğunu söylemişti. Ve demişti ki bürolarınız Akmak Mer AK Merkez'de altlı üstü. Mehmet Soylu ve sen zengin iş adamlarını önce CİMER'e şikayet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkartıp birçok namuslu insanın mal varlığına çöktünüz. Yani Burak Başlılar'la Mehmet Soylu arasında bir ilişki tarif ediyor. Bu ilişkinin bir tür savcılık aracılığıyla bazı güç merkezlerinin kötüye kullanıldığını söylüyor. Doğru mu bilmiyorum. Ama şimdi ben bir şey çizeceğim. Şimdi biraz AK Merkez deniyor ya bu alt üstü. Bunun merkezine gidelim. Şimdi size önce 9 Mart 2020'de Türk basının ekonomi sayfalarında kalmış küçük bir haberden bahsedeceğim. O haber şu, Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten, yani aslında savunma sanayi teknolojisi açısından önemli bir şey. Biliyorsunuz siz de burada yazılım üretmek, fikri mülkiyet içeren bir şey üretmek önemli. Bir şirket var, Harp Arge AŞ. Harp Arge AŞ'yi Ekba Holding satın alıyor. Yani Cihan Ekşioğlu. Geleceğim. Cihan Ekşioğlu'nun şirketi satın alıyor. Bu çok önemli bir satış bence. Bu ne aynı zamanda Ekbo Holding'in altında bir şirket var. CEMT ne? c e m -D, Savunma Sanayi AŞ. Onun çatısı altına giriyor. Şimdi Cihan -E Ekşioğlu'nun Akba e, e, Harp RG'nin sitesine girin. Bugünkü sitesine. Yani CEMT de olduğu altına giren o satılmış şirketin sitesine. Tabii ki merak ettim hani bu adresleri peşinde koşuyorum. Şu an adres peşinde koşuyorum. Şifre Ak Merkez. Resmi kayıtlarda şöyle yazıyor. Ak Merkez Residence daire 14. B 2 nokta 14. Bunu not ediyorum kenara. Şimdi bu bakıyorum, açıyorum. Cihan Ekşioğlu'nun Akba Holding'inde adresi. Normal çünkü o satın almış. Şimdi Harp Ağaçlığı'nın referanslarına bakıyorum. Ve arasında Emniyet Genel Müdürlüğü de var. Katar Devleti de var. Bunu da bir not edelim kenara. Yani devlet için de önemli bir şey. Şirket. şirket. Ve özellikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ve yine Katar var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve uluslararası ilişkiler açısından da önemli bir şirket. Yani Türkiye'nin savunma ilişkilerini de sağlayan bir şirket Şiray'da. Şimdi ben bir şey yaptım mesela. Şimdi ona en son geleyim. Ee, ön, şeye. Cem da Ayşe'nin de geçmişe dönük. O hani aldı ya satın aldı ya. Harp Ayşe'yi. Bunun da adreslerini çıkardım. Yani ticari sicil gazetesi Bunu gidip muhtardan çıkarmadım. Ticari sicil evet. gazetelerinde ticari. yazıyor. Birkaç kez adresi değişmiş. En son 2018 tarihindeki adresine baktım. Resmi kayıtlarda okuyorum. Ak Merkez Residence Daire 538. <laughs> Şimdi devam ediyorum. açtım. Ekpo Holding. Bizde böyle bir şey var. Ben hani böyle şey de bana hani ninem falan da öyle bir şey derdi. Değil mi? Suyu fazla açtın diye mi? Açık bıraktın, dişini fırçalıyorsun falan. Oğlum burası Sabancı'nın evi mi, Koç'un evi mi falan derdi. Biliyorsunuz bazı Türkiye'de burjuvalar artık soyadlarıyla anılır yani. Hani artık deyim gibi yerleşmiştir diye. Ama ekşi oldu deyince de böyle yani sorduğunuz zaman röportajlarında yüzlerce yıldır bilmem ne yapan aile. Şimdi ee, burada burada dikkat edeceğimiz şeylerden biri ya şuna bakıyorum. Bu Ekpo Holding'in açtım kuruluş belgelerine. Resmi kayıtlara göre bu resmi kayıtlar Hı. şurada göreceksiniz. 18 Haziran 2015 tarihinde Türk Ticaret Kurumuna uygun olarak kanuna uygun olarak 18